Siyasetin en sessiz ismi, en sessiz ismi bugünlerde kim diyecek olursanız, evet bildiniz hanımefendi Meral Akşener. Vallahi bak 3 gün ismini almadık, neredeyse ismini bile unutuyordum yani <laughs> o kadar ben de iz bırakmadım. Özgür ağırlığı bu kadar, şimdi gene kızacak ama engelleyebilecek bir şey de kalmadı artık engellediği için. Ortalarda yok. Bu itirazımızda başkanımızın da bahsettiği gibi, tam kanunsuz. Partisinde değişimin kapısını aralayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından en son 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan ordu itirazında geçti kameraların karşısına seçimden önce şehir şehir gezen Akşener o tarihten sonra görüntü vermedi. Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız. Yaklaşık bir haftadır sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım da yapmadı. Genel başkanlık için kolları sıvayan Uğur Poyraz da Tolga Akalan'ı takipten çıktı. 27 Nisan'daki olağanüstü kurultayın ertelenmesini isteyen isimlere randevu vermedi. Akşener adeta sessizliğe büründü. Partimizi her türlü iftiranın karşısında bıraktınız. Akşener'in genel başkanlık için kolları sıvayan Musava Tervişoğlu'na destek verdiği iddia edilirken partide tansiyon bir hayli yüksek. Seçimlerden önce yaşanan istifa dalgası artçılarıyla kurultay sürecinde de devam ediyor. Genel başkanlık için yarışan isimlerse delegeleri ikna peşinde çalışmalarını sürdürüyor. Bizim milliyetçiliğimiz milletimizin yücelmesi ülkemizin yükselmesi hedefidir. Bu yüzden derdimizi dert edinen herkese kapımız sonuna kadar açıktır. Siyasette benim tek yapmadığım görev genel başkanlık. Genel merkezlere karşı çok delege mücadelesi yaptım. Biliyorsunuz ben Müsavat olayım. Verdiğim sözün arkasında olmakla tanınırım. İyi partiyi kurda kuşa yem ettirmeyeceğiz. Bunu da biliyorsunuz. Ne diyorsunuz? Meral Hanım bırakır mı? Yoksa gelir mi geriye? bence gelecek. Gelmini zaten bir oyundu bu. Bunun bir senaryo olduğunu daha ilk söylediği gün ben e, düşünüyordum. Yani çok tanıdığım için değil, siyasetteki savrulmalarını gördüğüm için. Siz ne düşünüyorsunuz? Ama sayın delegeler, İyi Parti delegeleri, eğer gerçekten bu olaya müdahil olmazsanız, bu olayda lider değişikliğine gitmezseniz İyi Parti diye bir şey kalmayacak. Ve Meral Hanım başarısız olan bu kadını tekrar günün sonunda partinize getirecek olursanız Hiçbir şey kazanamayacaksınız. Biten bir parti olacak sadece. Bir kan değişikliği her zaman iyi olur. Değişim her zaman fayda getirir. Yenilenme getirir. Yenilenme her zaman güzellik getirebilir. En azından denenebilir diye düşünüyorum.